izleyiciler, biz bize programına hoş geldiniz. Ben Leyla Erman, Hülya bana eşlik ediyor bugün. Hoş geldin Hülya'cığım. acım. Şaşırdınız değil mi masada hiç bir elişi yok. Bugün tamamen sohbeti ayırmak istedik. Elişi olmadan sohbetimize başlayacağız. Umarım siz de hoşlanacaksınızdır. Zaten izleye, e, işleyeceğimiz konu e, oldukça e, herkesi ilgilendiren, evet. izleyicilerimizi ilgilendiren bir konu. Çünkü e, yakınlarda hep bu konuda e, duyuyoruz, e, bize yazıyor izleyicilerimiz. Zorlukların üzerinden gelmek, zorlukları yenmek Tabii. üzerine konuşacağız. E, ve ondan sonra da Korkuya devam edeceğiz. Yani korku bizi nasıl tutsak ediyor, bunu konuşacağız. Zaten zorluklarla korku aşağı yukarı Aynen. beraber gidiyor, öyle evet. değil mi Hülyacığım? Evet, acım? Evet. Şimdi hep zorluklar derken ne mesela? Finansal konuda zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Çocuklarımızın sorunları olabiliyor iş konusu önümüzde bir dağ gibi görünebiliyor. Evlilik evli olan kişiler için evet. evlilik bir sorun olabiliyor, zorluk olabiliyor. Bunları aşmak için ne yapmamız gerekiyor ve nasıl Kutsal Kitap bunu bize nasıl gösteriyor? Bunları konuşmak istiyorum evet. ve bunları. E, çünkü hepimizin hayatındaki zorluklar farklı. Biz de çok zorluklardan geçtik. Sen de zorluklardan Tabii, geçtin. Evet. E, mesela bir ayetimiz var. Onu okur musun lütfen? Matla da. Matta 11 eee 11 1'den 6'ya kadar okuman rica ediyorum. Evet. İsa 12 öğrencisine bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde öğretmek ve ta ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tütük evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu: Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa onlara şöyle karşılık verdi: Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin göz, gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, Cüzamlılar temiz kılınıyor, sarlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara dürülüyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Şimdi Yahya vaftizci Yahya zaten evet. İsa'nın kim olduğunu biliyordu. Tabi evet. Ama bir hapse düştü evet. ve neden İsa? Bu kadar mucizeler yapıyor da beni kurtarmıyor diye bir Tabii, evet, kuşkuya kapıldı. Aslında onun yenmesi gereken bir zorluktu. Bildiği halde haber yolladı. Evet. Değil mi? Öğrencilerine. Öğrencilerine. Ve hani gerçekten o mu? Oysa neden beni, beni buradan çıkarmıyor evet. diye değil mi? Tabii. bir Ona İsa'ya bir haber yolladı. Evet. Ve İsa da dedi ki benim yaptığım mucizeleri ona anlatın. Yani ben... Mesih, Onun da evet. inandığı kişiyim, Mesih'im Mesih dedi. Evet, evet. Ve burada yaptığı mucizeleri anlatıyor değil mi? Evet. Mesela kötürümler iyileşiyor, cüz'anlar iyileşiyor. Ondan sonra diyor ki müjde bütün yoksullara anlatılıyor. Evet. Ondan sonra diyor ki benden ötürü sendelemeyip düşmeyene ne mutlu. Evet. Yani insanın kendisi Mesih olduğunu. Yani. Olduğunu burada evet. Evet. bir kere daha duyurmuş oluyor İsa Mesih evet. kim olduğunu. Şimdi... Zorluklara dönelim. Hepimizin hı. hayatında bildiğimiz gibi çeşitli zorluklar var. Ve bu zorluklarda zamanında, zorluk zamanında hı hı. <laughs> eğer Tanrı'dan uzaklaşıyorsak hata yapıyoruz demektir. Öyle değil mi? Öyle, aynen. Çünkü e, asıl zor zamanımızda Rabb'e yaklaşmak ve ondan... E, bir beklentimiz olduğunu beklentimiz olduğunu ...Rabbi ağzımızla söyleyebiliriz öyle değil mi? Tabii. dua ederek yalvar. E, mesela sen hiç başından bir bir şey geçti mi? Yani ben benim çok geçti. <gülüyor> <gülüyor> benim de öyle yani. Hele hele yani e, hele İsa'yı tanımadan önce Hı -hı. devamlı. E, Zorluklar içerisindeydik, yabancı bir ülkedeydik, iki tane çocukla e, ve nerede kim bizi kurtaracak? Yani bizi bu zorluklardan kim çıkaracak diye düşündüğüm oluyordu benim. Evet. Ama mesela İsa'yı tanıdıktan sonra da zorluklar oldu. Evet. Şimdi bu durumlarda olan e, kişilerin, hani Tanrı var mı? Hı hı. Varsa nerede? Evet. Değil mi? Tabii neden gelmiyor, neden beni duymuyor gibi. Evet. Yani bütün insanlar bu şekilde düşünüyor. Mesela örnek vermek gerekirse, ben de mesela aynı, aynen Amerika'dayken mesela hiç kıyafetim yoktu. Hatta yani para, ala, para alacak param yani kıyafet için hiçbir türlü yani olmuyordu. Sürekli işte okuldasın ve tabii o zaman kısa kitap okulunda bazı ...şeyleri giymen gerekiyordu. Böyle hani... Kotma, özel kıyafet Özel yani. kıyafetle Böyle her istediğin giyip gelemiyordun. Hı hı. O yüzden mesela ben o şekilde Tanrı'ya iman etmeye başladım. Hiç elinde olmayan bir şey. Tamam, neredesin? Çünkü istiyorsun. Özellikle mesela diyorum ben bir bayanım. Benim ihtiyaçlarım daha fazla erkeklerden göre. Diyorum neden şimdi, neden beklemek zorundayım? Bekleme süreci aslında... Bize sabrı, sabrını öğreteceğim. Böyle he, her şey hemen bir anda olmuyor. Evet. evet. Tanrı'ya daha çok, aslında Tanrı'ya daha da çok yakın olmaya başlıyorsun o anda. Çünkü istiyorsun, Tanrım biliyorum yardım edeceksin, ben seni bekleyeceğim. Sürekli yani şükrediyorum Tanrı'nın bir gün benim hayatımdaki bereket sağlayacağını ki oldu. Amin. Amin. Evet. İşte şimdi Tanrı'ya yaklaşıyorsun ama bazı imanlı kardeşlerimiz Hı. uzaklaşıyorlar. Geçenlerde mesela birisiyle e, konuştum. E, üç aydır kiliseme gitmiyorum. Bu pazar katılacağım dedi. Neden diye sordum. Bazı zorluklarım vardı. Hani kardeşlerim beni yalnız bırakmadılar ama kiliseye gitmedim. Hı -hı. Şimdi e, zorlukların varsa, evet, daha çok bağlanmak gerekiyor. ev Yani kiliseye gitmemek çözüm değil. Kendi başına kalmış oluyorsun. Evet belki kilisedeki kardeşlerin seni yalnız bırakmadılar. Desteklediler ama kiliseye geldiğimiz zaman bir bütünüz. Tabii. Evet. Yani kilise biziz. Duvarlar değil. Onun için de daha çok yaklaşmamız hı hı. ve e, Rab'be daha çok yaklaşmamızın ondan daha fazla isteklerimizin olduğunu Bildirmemiz gerekiyor. Evet. Zaten ne diyor Markos 11-24'te? Ağzınla benden isteyeceksin ki Hı. ben de onu duyup yerine getireceğim diyor. Evet. İkrar edeceksin. Evet. Yani Ram bizim ağzımızla onunla konuşmamızı istiyor. Çünkü ben şimdi seninle nasıl konuşuyorsam ben sana söylüyorsam evet. sen de bana söylüyorsan değil mi? Bir iletişim, i̇letişim. halindeyiz. Tabii. Aynı şekilde Rab'le de konuştuğumuz zaman iletişim halinde olmuş oluyoruz. Yani Rab neredesin diyebiliriz. Bunda bir sakınca yok. Tabii. Hani neden olmuyor diyebiliriz. Ama ondan uzaklaşmamamız gerekiyor. Zaten uzaklaşırsak daha yani sonuç belli olmuyor. Daha da kötüye gidiyor. Evet. Tanrı'dan evet. Yani uzaklaşmak demek bizim zorlukları... Daha da büyütmemiz Hı, yani evet. bizim zorluğumuz Rab için küçücük bir karınca tanesi kadar evet. kolay yani Hı. o kadar küçük evet. ama biz ne yapıyoruz onu büyütüyoruz büyütüyoruz ve onun etrafında devamlı o zorluğun etrafında dolaşıyoruz Evet. ve o dağa konuşuyoruz o zorluğumuz bizim dağımız o da o da hakkında konuştukça o da büyüyor. Evet. Değil mi? Öyle oluyor evet. İşte hani kendi mesela Tanrı'nın büyüklüğüyle ilgili değil de diyorsun ki benim sorunlarım daha büyük. Tabii. İşte sürekli diyorsun ki şikayet ediyorsun mesela bu yok şu yok ama onun yerine Desen ki şükür olsun Bugüne kadar beni hiçbir zaman terk etmediğini görmedim. Onu onu desen çünkü ağzında ne kadar e, şey pozitif bir şey çıkarsa Tanrı seni o şekilde bereketleyecek. Tanrı'yı yücelteceksin. Zor zor durum olsun ya da olmasın her an bir Tanrı'yı yüceltmemiz gerekiyor. Evet evet. Yani daha daha hakkında konuşacağına daha diyeceksin ki senden daha büyük benim Tanrım var. Tabi evet. Amin. Amin. Yani Amen. daha sen büyüksün ama benim inandığım Rabbim senden evet. çok daha büyük. Evet, Aynen. O zaman e, yani hakikaten o hissedeceksiniz ki, değil mi hissediyorsun Tabii. ki omuzlarından bir yük kalkmış. Evet. Çünkü o zaman ne yapıyorsun? O dağı olduğu gibi Rabbin omuzlarına veriyorsun. Hı hı. Senden kalkmış oluyor bu yük. Evet. Ve o zaman e ee, inanıyorsun ki sen bu zorluğu Rab'le beraber yeneceksin evet. ve e, dua edeceksin, şükredeceksin. Rab bu zorluğu sana verdim. Hı hı. Bunu üstesinden gelecek olan sensin. Çünkü bana vaadin bu. Aynen. Bana verin zorluklarınızı diyor. Tabii diyor Aynen. ki diyor ki bütün ağrınızı, yükünüzü bana verin. Çünkü biz insan olarak biz böyle bir şey kaldıramayız zaten. Yani ben şahsen kendi adıma söylemek gerekirse kendi sorunları olduğu zaman ben diyorum ki eğer ben kendi çabalarımla hiçbir şey yapamıyorum evet. ama Tanrı'ya verdiğim zaman hem esenlik geliyor hem de biliyorum ki Tanrı her zaman bana bir şekilde yol açacak. Hı hı. O yüzden insanların da kardeşlerimiz de özellikle yeni imanların bu şekilde yapması gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet. İşte yeni imanların evet. e, sorunu şöyle oluyor. Yetkisini bilmediği için, sözü evet. tam olarak bilmediği için, hala sütle beslendiği için ne yapacağını bilemiyor. Evet. Onun için işte kiliseye bağlanmak, bir danışmanlık almak, evet. dua istemek hepimizin e, görevi olmalı. Tabii. Yani ancak o şekilde üstesinden geliriz. Zaten Yuhanna 3.16 ne diyor? Biricik oğlumu sizin için feda ettim. Rab bizim için çarmıha gitti, hı. bizim için feda edildi hı hı. ve bizim yoksulluğumuzu, bizim e, hastalığımızı, bizim problemlerimizi, lanetler, her şey, bütün lanetlerimizi hı hı. omuzlarına aldı. Eğer bu gerçeği bilirsek zaten özgür kalacağız, değil mi? Amin. Yuhanna 8:32 ne diyor? gerçeği bileceksin ve, ve gerçek size özgür kılacak. Amin. Evet. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz konumuza. Bizden ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mucdeteurkeyet@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.neyirkilisesi.com Sevgili izleyiciler, biz bize programımıza devam ediyoruz. Ben Leyla Erman, Hülya bana eşlik ediyor bugün. Merhaba. Ve başlamıştık konumuza evet. zorlukların yenmek konusunda. Ve şimdi buna çok güzel bağlanan korku, korkuyu ya yani nasıl karşı dururuz? Evet. E, ne yapmamız gerekiyor? Bunu e, konuşalım istiyorum. Zorluklar zaten insanlara korku getiriyor. Tabi. Değil mi? Evet. E, nasıl yapacağım? Nasıl üstesinden geleceğim? E, bu yük bana çok ağır geliyor. E, ne bileyim evlilik konusu olsun, e, finansal konu olsun. Bunlar hep bize korku ruhunu aşılıyor evet. hayatımıza. Hı hı. E, ve kaygı aynı zamanda. Hem kaygılanıyoruz hem korkuyoruz. Bundan ikisi de e, Rab bize e, kesinlikle bunlardan uzak durmamızı söylüyor. Hatta yasanın tekrarı. 316. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız Rabb'dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır. Hı hı. Yani burada Rab'bin bir vaadi var bize. Evet. Diyor ki ben sizi hiçbir zaman terk etmeyeceğim. Evet. Ve sizi yüzüstü bırakmayacağım. Bu tabii ki bizim ıı, çık, karşımıza çıkan zorluk karşısında alacağımız bir tutumu gösteriyor. Evet. Rab benimle beni yalnız bırakmayacak buna iman edersek evet zaten hiçbir zaman korku ve kaygı diye bir şey olmaz. Ama dediğimiz gibi hani gerçekten Tanrı sözünde Hı -hı. kuvvetli ve vaatlerini bilmiyorsak, evet. kendi yetkimizi bilmiyorsak, Rabb'imize verdiği vaatleri bilmiyorsak korku ve kaygıya kapılabiliyoruz. Tabii, Tabii. bunun devamı streses yol açıyor, depresyona yol açıyor. Yani bu artık ilerlediği safhalarda daha da kötü durumlara gelebiliyor. Evet. Onun için de tabii ki hepimizin dikkat etmesi gereken e, durumlar oluşuyor. Yani evet. bir imanlı olarak evet. yetkimizi bilmemiz, bilmemiz gerekiyor. gerekiyor. Evet, Değil mi? Evet, aynen. Ve korkunun kaynağının şeytandan geldiğini bilmemiz lazım. Evet. Yani korku evet. Çünkü ne diyor? Yapamayacaksın, <laughs> başaramayacaksın. İşte evliliğin yürümeyecek. İşte bak para sıkıntın var. <laughs> ee, çocukların şu durumda. Aynen. Ve Şeytan bu boşluktan yararlanarak devamlı bize e, saldırı. Saldırı etmeye evet. çalışıyor. çalışıyor. Aklımızı karıştırmaya çalışıyor. Halbuki Rab <laughs> hiçbir zaman karışıklık tanrısı değil. Amin. Şeytan bütün karışıklıkla şeytandan kaynaklı. Evet öyle. Amin. Amin. 1. Yuhanna 4.18'de de aynı şekilde. Evet diyor ki sevgi sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgiyi korkuyu siler atar. Amin. Zaten evet. Yuhanna 1. Yuhanna'da Tanrı sevgisini evet, anlatıyor. Bahsediyor. Evet. Bunu bunu defalarca okumamız gerekiyor. Evet. Bütün imanlıların bunu defalarca okuyup sindirmemiz gerekiyor. Hı hı. Rabb'in bize olan sevgisini hı hı. gösteriyor. Öyle değil mi? Aynen. Yani hı hı. bu çok önemli ee, ve e, korku bizi bir e, tutsak olduğumuz zaman korkuya bizi e, yani felç olacak kadar felç derken tabii ki bedensel F felç değil, fiziksel değil. De, evet. fiziksel değil ruhsal olarak bizi e, tutsak alıyor. Doğru. Öyle değil mi? Öyle evet. Yani bu e, bizi bu, bu korkuyu yenmemiz için e, Tanrı'nın sevgisini devamlı okumamız ve Tanrı'nın bize olan sevgisini bilmemiz gerekiyor. Evet. Öyle oluyor. Zaten hani korku olduğu zaman ilerleyemiyorsun da mesela bir şey yapmak istediğin zaman yaşı olursa ya da bu olursa örneğin mesela kuaföre gidiyorsunuz bir bayan olarak diyorsunuz ki acaba bir kişi saçımı yanlış keserse mesela o şekilde korkuya yani küçücük bir şey olsa bile ne çabuk bu çok basit evet. bir şey basit. aslında evet. ama bizi e, neticede saçın yanlış kesilirse evet. uzayacak yani saçın da sonsa <laughs> <Evet. gülüyor> devamı var ama evet. hani bunun daha da farklı şeyler var hayatımızda. Tabii. Ee, evet. Bizi korkuya iten Hı -hı. E, ve tutsak olmuş. Yani bence korku bir cin. Öyle zaten. Cin ve insanları e, tamamen e, kontrolü altına almış. Evet Ve her şeyden korkan e, ben öyle insanlar gördüm ki yani e, mikroplardan korkuyor. hani şey hastalık. Hayır, hiçbir şey tutamıyor mesela. Ha, anladım. Evet. Dışarıya çıktığı zaman <laughs> hiç eldivenler takıyor. <laughs> evet, Komik. hiçbir şey eliyle dokunmuyor. <laughs> Çünkü her dokunduğu şeyde bir çeşit mikrop var. Bu kendisine <laughs> geçecek vücuduna ve e, hastalanacak bunlar bence tamamen şeytana iyice kapıyı açıp şeytanın kontrolünü kendisine izin vermesi yani evet. şeytanın kendisini kontrol etmesine izin vermesi oluyor. Öyle oluyor zaten. Mesela Kutsal kitapta yine diyor ki diyor ki bizler Mesih'in düşüncelerine sahibiz. Yani Mesih'in kendisi kutsal, pak olduğu için yani Tanrı bize bir şey gösterdiği zaman aslında çok böyle böyle net yani kafamız karışacak bir şey olmaması gerekiyor. Amin. Ki öyle olursa demek ki bu Tanrı'dan değil şeytandandır. O yüzden korku Tanrı hiçbir zaman bize korkaklık, ruhu hiçbir zaman vermedi. Amin. Bize tam evet. yani esenlik verdi bize. Neyin ne olduğunu tam gösterdi. Hiçbir zaman kafamızı neden karıştırsın ki? Çünkü biz hatta diyor ki Tanrı kendi benzeyişinde bizi yarattı. Yani biz onların ço Tanrının çocuğuyuz. Kendi çocuğu olarak da biz de tanrı gibi kusursuz kusursuzuz Mesih'te. Evet. O tanrıda esenlik varsa, evet. aynı esenlik bize de vaat edildi. Evet. Tanrıda sevgi varsa, aynı evet. sevgisini bize de verdi. Tabii. Dolayısıyla esen tanrının esenliği ve tanrının sevgisi evet. bizde ise kaygı olmamalı. Evet. Çünkü Tanrı'da kaygı yok. Değil mi? Evet. Korku da yok hamle olsun. Aynen. <laughs> evet. Ay Tanrı ben yarın ne iş yapacağım? Kimin problemiyle uğraşacağım? Ay ne yapacağım diye düşünmüyor. Tabii. Zaten Tanrı'nın kutsal ruhu her yerde işliyor Tabii. ve kutsal ruh her yerde işliyorsa Tanrı'da olan her şey kutsal ruhta da vardır Evet. ve kutsal ruh aracılığıyla bize eee yardım ediyor bizi e, esenliğe çıkarmaya çalışıyor ama bütün görev kime düşüyor bize düşüyor doğru <laughs> bütün Güzel. görev bizde ona e, güvenmeliyiz her şeyi onun ellerine bırakmalıyız ve e, esenliğimizi bozacak e, herhangi bir e, kaygıya korkuya kapılmamalıyız. Ve evet. Yani Bu çok önemli bir konu değil evet. mi? <laughs> Öyle. Yani sevincimiz olmalı. Her şeyde esenlik Tam hissetmeliyiz. Evet. Ve Hı -hı. sevinçli olmalıyız. Evet. Ve koşturmamalıyız bir şey de yapmak için. Yani Rabbin önüne geçmemeliyiz. Çünkü zaten Rabb diyor ki esenlik hissediyorsan bu bendendir. Hı -hı. Yapacağın işte. Evet. Ve esenliğimi ben sana veriyorsam ben senden önce gidip her şeyi halledecek, bütün kapıları sana açacağım diyor. Evet. Ama biz tabii ki maalesef dualarımızda eksik kalıyoruz. Zorluğa düştüğümüzde korkuyoruz. Hı hı. Kaygılanıyoruz. Günah aslında kaygılanmakta. Evet. Yani çünkü Tanrı'ya güvenmediğini söylüyorsun. Kaygılanıyorsun çünkü yine o... Birinci şeyde programımıza yaptığımız gibi yine de diyoruz ki korku sanki Tanrı'dan daha büyükmüş gibi. Evet. Kaygılarımız daha Tanrı'dan daha büyükmüş gibi. İşte Tanrı'dan bir şey beklemiyoruz. Çünkü güvenmediğimiz için, bir ilişki olmadığı için o yüzden bu her şeyi yani alt üst ediyor. Daha çok korkuyoruz o şekilde. İşte ilişki. İlişki, evet aynı. Tanrı ile Rab ile ilişkimiz yoksa evet boşluktayız demektir, bilmiyoruz demektir. Yani aynı şekilde şimdi... Mesela evlilikte veya dostlukta hı hı. birbirine güvenmiyorsan bir ilişki yok demektir. Tabii. Değil mi? Evet. Ben benim seninle bir ilişkim varsa ben sana güveniyorum. Seninle bir ilişki halindeyim yani hı hı. arkadaşım, dostunum veya sen benim bana abla gözüyle bakıyorsun söylediklerime güvenebiliyorsun. Evet. Aynı şekilde. Tanrı'yla da aynı ilişkimiz olursa ona güvendiğimizi, ona inandığımızı ve bizim için her zaman iyi davranacağını, bize iyi yol göstereceğini, problemlerimizin, kaygılarımızın olmaması gerektiğini ve problemlerimizi bizim için çözeceğine güvenmemiz, inanmamız gerekiyor. Doğru. Amin. 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 Evet. Sevgili izleyiciler eğer... Böyle durumlardaysanız biliyorum hani herkesin kendine göre bir sorunu var. Ama bu sorunların üstesinden gelmek sadece Rab'le oluyor. Kendi gücümüz buna yetmiyor. Biz bu konularda güçsüz kalıyoruz. Dua edeceğiz. Rab bizim dualarımızı duyuyor. Rab beni duymuyor diye bir kaygıya kapılmayalım. Rab her şeyi biliyor bizim karşılaştığımız problemlerimizi biliyor. Ama Rab neredesin? Neden bunu çözmüyorsun diye değil. Rab sen benim problemimi biliyorsun. Bütün bunları senin üzerine bırakıyorum. Evet. Kaygılanmayacağım. Hı hı. Esenlik benim. Çünkü sen bana bunu vaat ettin. Evet. Ve sen bunun üstesinden geleceksin şeklinde dua edersek inan ki esenlik sizin olacak. Evet. Ve Rab bunu üstesinden gelip ve mutlaka zamanı geldiğinde. Çünkü her şeyin bir zamanı, o zamanı var. var. Tabii. Evet. Yani hemen bugün istedim yarın olacak diye biz isteriz ama Rab diyor ki biraz daha bekleyeceksin. Ben onu zamanında halledeceğim. Evet. Bu benim planımın içerisindeyse ben bunu halledeceğim ve ben bunu çözeceğim diye bize vaat ediyor. Evet. Hamdolsun. Evet. O zaman e, bir sorun kalmaması gerekiyor. Tabii. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. E, bu konuya devam edeceğiz. E, bizi takip edin. Hoşça kalın. Esenliğinizi kaybetmeyin. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye.msn.com Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.neirkilisesi.com.